Peki şimdi hocam söylediğiniz çok önemli. Türkiye için zorunluluk. Siz bir yandan STK'lara dikkat çekmişken STK'lar da Türkiye taşın altına gövdesini koymuşken STK'ların da destek vermesi önemli bu noktada dediniz. Şimdi geride bıraktığımız günlerde Sayın Kılıçdaroğlu TÜSİAD Başkanı ile bir görüşme yaptı. O görüşmenin hemen ardından önce TÜSİAD Başkanı'ndan bir açıklama, sonra da TÜSİAD'dan bir bildiri geldi. O bildirinin ardından Sayın Kılıçdaroğlu da döviz düşer ama seçim olursa sandığı işaret etti yine. Sandık bu konuda da gündeme gelmiş oldu bir kez daha son aylarda gördüğümüz gibi. Şimdi STK'ların yapması gereken buyken ki iş dünyasından da olumlu mesajlar geldi. İş adamları biz bir belirsizlik içerisindeydik. Bu yaşananlar bizi de rahatlatmış demişken içerisinde iş adamlarının bulunduğu bir sivil toplum kuruluşundan gelen bildiriyi de değerlendirmek lazım. Ne dersiniz Serkan Toper? Şimdi dün bir şey yaşadık. Çok dikkat çekiciydi ki bunu birkaç gün önce asgari ücretin artırılmasında ben ifade ettim. Sayın Kılıçdaroğlu'nun yüz ifadesi. Bana diler ki niyet okuyuculuğu mu yapıyorsun? Hayır, ben 20 yıllık avukatım. Mesleki tecrübelerim. O surat ifadesinde bir mutsuzluk oldu. Eyvah eyvah. Bir felaket tellallığı kayığına binmiş gidiyorduk. İyiydi bu. Ama 4250 bir anda toplumun asgari ücret alan kesimlerinde bir memnuniyetle karşılanacağını bildiği için adeta Sayın Kılıçdaroğlu denizde yelkensiz, kuyuda merdivensiz, karanlıkta çaresiz kalmış. O surat ifadesi ekrana yansıdı. İnanılmaz mutsuzdu. Ne diyeceğini bilmiyordu. Benim TÜİK ziyaretim diye tuhaf bir açıklamayla başladı. Ve ondan sonra da Allah için o Temel Bey'in suratında o ifade yoktu. Bu ülkede ülkesinin insanının başına gelmiş güzel şeylere sevinemeyen bir ana muhalefet partisi lideri tek başına problemdir. Bütün iktidar umutlarınızı kendinizden gayrı millete daha iyi vaat ettiğiniz bir konu yok. Millete sunduğunuz hayal yok. Ama ve lakin Sayın Erdoğan bir şeyleri yanlış yapar da buradan bize iktidar çıkarma noktasına bağlamış muhalefetin gerçeğini dün bir kere daha gördük. Değil mi? Dolar kuru 18'den 12'ye düştüğünde bu toplumun tamamında karşılık görebilecek, sevinç yaratabilecek bir hususla alakalı hem yandaş kanallarda hem de Millet İttifakı'na yakın bütün gazetecilerde, sözcülerde inanılmaz bir mutsuzluk vardı. Ya ne oldu 18'den 12 liraya düştü, ona mı sevineceğiz? Ya sevinin arkadaşım, niye sevinmeyeceksiniz? Dolar 18 kur marketlere pahalılık olarak yansıyacaktı. Artık yansımayacak. Emekli Ayşe abla daha ucuza peynir alma imkanına kavuşacak. Değil mi? İnsanlar daha ucuza araba alma imkanına kavuşacak. Muhalefet niçin yapılır? Ya bu yanlışı yapma. Ve iktidar da bu yapıcı eleştiriyi aldığında, o yanlıştan döndüğünde artık yapılması gereken şey o doğruya cesaret vermektir, destek vermektir. Israrla hala bugün yapılan doğruyu görmeyip geçmişte sen böyle yapmıştın. Hele ki geçmişte sen böyle yaptığın atfını da bugün sen yaptığın için, onun üstünü örtmek için yaptığında biz buna nasıl muhalefet diyebiliriz? Çünkü değiller, hatif yani. Eskiden şey derdik, dışarıda bir sesleri var ama kendileri görünmezdi. Yani emperyalizmle uyumlu politikalar. Bugün artık onu saklama gereği de duymuyorlar. Amerikan elçileriyle ayda 4 defa toplantıları çok rahat şekilde yapabiliyorlar. Irak tezkeresine eskiden işleri kan ağlayarak evet veriyorlarmış. Sayın Kılıçdaroğlu'nun ifadesi bu. Artık çok açıktan hayır oyu kullanabiliyorlar. HDP ile eskiden gizli kapılar arkasında işbirlikleri yaparlardı. Şimdi çok açıktan yapabiliyorlardı. Niçin biliyor musunuz Cansu Hanım? Dolar kuru 16, 17, 18 bundan aldıkları cesaretle bunları yapabiliyorlardı. Birileri sizi biz destekleyeceğiz ama öyle bu ekonomiye de saldırılar da düzenleyeceğiz. Ama öyle kafanıza göre gelip ben milli yerli politikalarla iktidara geleceğim demek yok. Türkiye'nin öyle kendisine göre coğrafyasında önemli küresel bölgesel bir güç olma hayaline asla İştirak etmeyeceksiniz. Kalkacaksınız. AB, Brüksel ve Washington güdümlü politikalarınıza devam edeceksiniz. Yüksek faize, sıcak paraya. Ben size ev ödevi verdiğimde ev ödevlerinin tamamını yerine getireceksiniz. O şartla sizi destekliyorum dendikten sonra Millet İttifakı'nın tüm politikaları bu eksende şekillenmeye başladı mı? Şekillenmeye başladı. Yani manda himaye özlemiyle, sadece siyasi ihtirasları, sadece iktidar olabilmek için bunların hepsi tek tek hayata geçtiğini geçti. Dün somut bir örnek daha gördük. Hep bu vakaların da İYİ Parti'den çıkması da bir tesadüf değil. Değil mi? Şehit yakınında küfür olayını işte geçen ay burada konuşuyorduk. Dün İYİ Parti'nin ekonomi kurmayı, eski Merkez Bankası Başkanı
Dolar 11.90'a gelmiş, adeta dolar kuruyla oluşmuş, dolar kuruyla alakalı oluşmuş o pozitif havayı bozmak, güven ortamını bozmak için bu alım fırsatıdır. Yani alım fırsatı, panik yapmayın, satmayın, Türk lirasına güvenmeyin, dolara güvenmeye devam edin ve alın çağrısıdır bu. Bunu da söyleyen kişi sıradan biri değil. %10 oy almış bir partinin, değil mi, ekonomi deyince akla gelen kurmaylarından biri. Merkez Bankası Başkanlığı yapmış. IMF ile OTTÜ odalarında görüşmeler yapmış. Bir isim, ya arkadaş siz muhalefet misiniz cidden, bu ülkeye hasım mısınız artık, bunun kararını verin. Cidden, cidden üzülüyoruz yani. Türkiye'de her milli, yerli çıkışın karşısında hizalanmak noktasında bir misyonunuz mu var? Hele ki İYİ Parti. Şimdi bakacaksınız, Mustafa Karasu denen bir bölücü, terörist başı diyor ki MHP'nin Türk İslam sentezi hayata geçiyor diyor. Buna karşı da diyor ki İYİ Parti, CHP ve HDP'yi diyor sokağa davet ediyorum. Hadi CHP, HDP anladık. Daha geçen aylarda Alparslan Türkeş Vakfı, Cennet Mekan Başbu Alparslan Türkeş Vakfı üzerinden en büyük Türkeşçiliği oynuyorlardı. Ama bugün merhum liderimiz Alparslan Türkeş'in Türk İslam sentezi ile ilgili PKK'lı bir alçağın ağzında güya Türkeşçi oldukları söyleyenlere sokağa davet var. Neye karşı? MHP'nin Türk İslam sentezine karşı. İYİ Parti bir proje partisi olduğunu her defasında ifade ettik. Bu projeden bir haber, o veya bu gerekçeyle orada yer alan samimiyetine inandığımız isimler. Burada isim isim zikretmeyeceğim. Onlar kendilerini biliyorlar. Defaatle de programlarda karşı karşıya geldik. Örneğin bir tane alçak bir PKK'lı terörist, MHP'nin Türk İslam sentezine karşı benim içinde olduğum bir partiye bu çağrıyı yapıyor olsaydı aynı gün o partiden istifa ederdim. Yani bugüne kadar görmedin. AK Parti'ye çok muhalifsin. Sayın Erdoğan'a inanılmaz muhalifsin. Gözün kördü, göremedin. Ama böyle bir alçağın Türk İslam sentezine karşı İYİ Parti'yi de sokağa çağıran çağrısına tek kelam edememişler ama bugün kalkıyorlar. Zenginden alıp fakire, fakirden alıp zengine verilen bir ekonomik model diye tweet attıklarını görüyoruz. Öyle bir konu yok çünkü onların gündeminde. Çıkıp da ey alçak sen kimsin? Bizim partimizi Türk İslam sentezinin karşısında sokaklara davet ediyorsun. Böyle bir açıklama geldi mi? Hayır, gelmedi. Aynı milli meselelere her geçen gün fırsatsızlaştıkları için sağda seçmenin verdiği demokratik, barışçıl tepkilere karşı nasıl ki her gittikleri yerde insanları darp ettiler mi? Ettiler İYİ Partililer. Daha sonra bir şehit yakını geldi. Bir şey hatırlattı. Siyaset haktır. Muhalefet etmek haktır. Eleştirmek haktır. Ama milli meselelere fransızlaşmak, hele ki bunu da Türk milliyetçiliği etiketini kullanarak yapmak hak değildir. Bunu hatırlattığı için çok galis küfürlere muhatap oldu mu? Oldu. O milletvekili istifa etti mi İYİ Parti'den? İstifaya zorlandı mı? Hayır. Siyasi hayatına aynen devam ediyor. Durmuş Yılmaz'ın bugün istifası istendi mi? Ya arkadaş, ülkede 85 milyonun hayrına çok olumlu bir güven havası oluşmuş. Salamo düştü oradan, burası alım fırsattır deyip, değil mi? İnsanları döviz almaya teşvik etmekti. İşte İYİ Parti'nin bu veremediği cezaları millet sandıkta İYİ Parti'ye verecek. Biz buna, değil mi, takke düştü, kel göründü diyoruz. Daha da görünmeye devam edecek. Bu millet cidden doğal bir millet. Bu şekilde yüzlerine, gözlerine de bulaşıyor. Ben her defasında muhalefeti burada eleştirdiğimde diyorlar ki bana bunların sorumlusu muhalefet mi ki sen hep muhalefeti söylüyorsun? Hayır, ben muhalefetin bu savrulmasını anlatmakla yükümlüyüm. Yoksa iktidarı eleştiriler yaparız. Yaptık. Senin eleştirdiğin konuların hangisine dair bu millete umut vermişsin? Bunları düzeltebileceğine dair ortaya koyduğun vizyon ne? 6 aydır gündemi biz belirliyoruz diye, değil mi, bir havalar inanılmaz derecede. Belirlediğin gündemlerin hiçbirinin arkasında duramaz. Helalleşmeyle başladın, Kürt sorunu dedin, HDP meşrudur dedin, büyükelçilere mektup yazdın. Oturduk bunları konuştuk. Hangisini şu an arkasında durabiliyorlar? Hangisinin? Hiçbirini. Demek ki siz sadece yapay gündemlerle bu milletin problemlerini suistimal ederek siyasi ihtiraslarınız için bir taraflara söz verdiniz. O sözler karşılığında bugün destek görüyorsunuz ama mızrak çuvala sığmıyor. O destek o kadar ayyuka çıktı ki. Dün Durmuş Yılmaz'ın sözlerinde de son o mızrağı çuvala sığmama hadisesiydi. Emin olun ki daha önümüzde seçimlere 1,5 yıl var. Buna benzer daha birçok
pot kıracaklar, hı, niyetlerini açığa vuracaklar ve millet de temenni ediyorum ki muhalefet adı altında adeta Brüksel ve Washington güdümlü politikalar izleyen bu muhalefete gerekli dersi verecek ve Türkiye'de bir daha hiçbir parti, hı hı, gücünü milletten, politikalarını milletin ihtiyaçları haricinde başka başka yerlerden almaması gerektiğini öğrenecektir.